Al bakalım kankacığım. Doğruculuk iksiri. Bir içen bir daha yalan söyleyemiyormuş ha, yemek kitabında buldum. Çok komik. Kanka sen baya baya yalan bataklığına batıyorsun, farkındasın değil mi? Batıyorum değil mi? Vallahi batıyorum ben. Bak, bak bir tek elim gözüküyor. Hatta yok parmağım. Parmağım gözüküyor sadece. Çok battım, çok battım. Nergis teyze iyi mi şimdi peki? İyi, iyi. Yani benimle konuşmamak dışında iyi. Yasemin teyzem yanında. Kızım feci karışmış ortalık bu sefer. Bora ne yaptı? Eniştem Turgut'u dövünce karakola gittiler tabii. Ay kabus gibi bir geceydi, kabus. Ada, bak bu Bora senin olmayı aklına koymuş, haberin var değil mi? Bakalım bu sefer ne yapacak? Hadi bakalım. Bu akşam bu iş kapanacak. Ne? Emin misin oğlum? Bu çok ciddi bir karar. Hiç olmadığım kadar eminim babacığım. Of. Hiç olmadığım kadar. Zafer, duydun mu? Hiç dedi, olmadığım kadar dedi, eminim dedi. Duydum Belma, duydum. Anne, biraz sakin olur musun? Yok, olamam. Olmuyorsan da biraz dene bence. Niye biliyor musun? Çünkü bu akşam adayı istemeye gideceğiz. Zafer, duydun mu? Bu akşam dedi, adayı dedi, istemeye gideceğiz dedi. Duyuyorum Belma, duyuyorum. Bodo'da olan her şeyi duyuyorum. İki kulağım var benim de. Ben buna hayatta müsaade edemem. Ben kararımı verdim anneciğim. Tamam mı? Ben kararımı verdim. Bu akşam adayı istemeye gideceksiniz. Gelseniz de, gelmeseniz de ben gideceğim. Yo yo yo. Geliyoruz, beraberiz. Hanife bana ilacımı getir. Ya da Hanife bana ilacımı getirme. Ben direkt öleyim, kurtulayım. Belma lütfen ya, çok rica ediyorum. Bak oğlan ciddi bir şey anlatıyor, dinle. Evet oğlum. Baskın nasıl yapılırmış? Herkes görecek. Görüşürüz. Görüşeceğiz oğlum, tabii görüşeceğiz. Çok iyi. Aferin. Beğendin mi yaptığını ha? Hı? Beğendin mi yaptığını? Belma ne oluyor gözüne? Belma benim üstüme atma hiçbir şeyi. Sakin ol, aç gözünü, şöyle yap, şöyle yap bak Belma. Böyle yap geçecek. Bir kapıyı çalsaydım. Ya Turgut'a baktım. Odasında yok, gelmemiş bugün. Yani sence de dün olanlardan sonra gelmemesi normal değil mi Tuğçe'cim? Bana artık hiçbir şey normal gelmiyor Rüzgar, hiçbir şey. Yani bu mesele neden bu kadar büyüyor ki? Hı? Adanın ilk aşkı meselesi neden bu kadar büyüyor? Ya Rüzgar'cığım, sen bu kafayla bir arpa boyu yol kat edemezsin. Ben sana öyle söyleyeyim. Aa, aha. Öyle mi hocam? Öyle, evet öyle canım. Bak Bora'ya, adanın ilk aşkını buldu. Bulmakla kalmadı, şirkete işe aldı. Yani insanların özel hayatı. Bize karışmak düşmez. Özel hayat abi. Senin haberin yok muydu özel hayatının bu kısmından? Benim nereden haberim olsun? Hı? Ben adayı o kadar iyi tanımıyorum. Nereden haberim olsun? Ay bilmiyorum Rüzgar'cığım. Hani sen adayı kendine aşık etmeye çalışıyorsun ya. Belki işe yarar bazı taktiklerin vardır. Bir araştırma yapmışsındır falan diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Ha, sen Bora'yı araştırmalarınla tavladın. Şimdi anladım ben. O zaman bana da bir taktik ver de belki ben de bir şeyler yaparım, bir şeyler başarırım, çalışırım. Çok güzel, çok. Kuzen. Hı. Bu Turgut'u göremedim. O nerede ya? Yani görmek istediğinden değil zaten de. Turgut artık bizimle çalışmıyor kuzen. Boş ver sen Turgut'u. Ha. Hı. Ne bu? Bak. Bana mı? Saçmalama bak. Hı. Bu ne oğlum? Bu benim tarzım değil ki bu. Ali. Ne? Hı. Hiçbir şey diyeceğim yoksa düşündüğüm şey mi? Ha? Ali ben düşündüm taşındım kardeşim. Adaya evlenme teklif etmeye karar verdim. Yapma şunu, gel buraya. Kardeşim. Eyvallah, çok sevindim. Eyvallah. Çok sevindim. Eyvallah. Bir şey diyeceğim, darısı bizde Selin'in başına ama. Bana bak, bana bak. Sakın Selin'e bir şey söylemiyorsun. Adanın haberi yok, sürpriz olacak tamam mı? Sürpriz. Yok oğlum, söyler mi? Sakın. Hadi. Onlar şey değil. Nasıl, beğendin mi? O güzel. Güzel olmuş. Bu sefer ne yapacağımı ne sen ne de ailen öğrenemeyecek adam. Gelin hanımın nesi var? Şu Turgut meselesi. Ala da öğrenmiş. O da geldi. O yüzden bana biraz tabırlı.
Nasıl ya? Nereden öğrenmiş? Gerçekten. Gerçekten ben de anlamadım. Yani bir ben biliyordum. Bir de sen kardeşim. Acaba nereden öğrendi Ada? Nereden öğrenmiş olabilir ki? Değil mi? Evet. Bu şeyden öğrenmiş olabilir. Neydi? Bu Yasemin Hanım, bu Nergis Hanım sürekli bunların böyle bir dedikodu ağı var. Oradan öyle bir durum dönmüş olabilir diye olabilir yani. Olabilir. Olabilir tabii. Olabilir. Ha, illa anlattıracağım. Ha. Şimdi şöyle oldu. Ne diyorsun sen şimdi Zafer yani? Bu kız oğluma yapmadığını bırakmasın. Ben hiçbir şey olmamış gibi bu kızın ayağına kadar gideyim, sen öyle bir şey mi diyorsun? Belma, ne yapalım istiyorsun Allah'ını seversen? Kızı istemek için kendi evimize mi çağıralım? Zafer, bu senin yapmadığın bir şey değil, biliyorsun değil mi? Belma, Allah'ını seversen aynı konulara döndürüp durma ya. Zafer, ne yaparsan yap, bir yolunu bul. Bu işi engelle. Hayır efendim, ben oğlumun mutlu olacağı hiçbir şeyi engelleyemem. Oğlumuzun mutluluğu mu? Sen farkında değil misin? Bu kız hayatımıza girdiği günden beri bizim oğlumuz, Bora'mız, eski Bora'mız değil. Ya görmüyor musun, çocuğun gözlerinin içi gülüyor. Fena mı? Öyle mi? Ben oğlumun yüreğinin ağladığı günleri de çok iyi hatırlarım Zafer Bey. Belmacığım, aslı başka, ada başka. Aslı mevzu bitti, kapandı gitti, unuttuk. Tabii. Çok haklısın. Aslı başka, ada başka. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İçimde çok korkunç bir his var benim. Ada, oğlumu aslıdan bile çok üzücü. Yeter artık. Ya oğlunun mutluluğuna şahit olmayı tercih edersin ya da etmezsin. Ama şunu unutma, eğer engellemeye kalkarsan Bora'dan önce karşında beni bulursun, tamam mı? Yeter ya. Hayatının sürprizine hazır ol Ada. Bu akşam teyzenden seni istemeye geliyoruz. Geceyi mi yaşıyoruz hala? Eve gidince başıma ne gelecek bilmiyorum ki. Yani teyzem beni yeğenlikten reddetse hakkıdır. Ada, sen beni severek neden dünyanın en büyük suçunu işlemiş oluyorsun? Hem bir bakarsın bir şey değişir. Yani birden bir şey olur. Teyzen bile ikna olur. Ne gibi bir şey? Ne? Olunca görürsün. Bora! Olmaz ama yani. Yeter, uzak dur şu Turgut'tan. Ada, ben bir daha senin ağzından Turgut ismini duymak istemiyorum, bu bir. İkincisi, eğer sen Turgut'tan uzak durursan ben de dururum. Hatta ilk iş olarak şu avukatını değiştirmekle başlayabilirsin. Tamam, evet, ben değiştireceğim zaten. Güzel. Ada bak, şu ilk aç meselesini bir daha okunmamak üzere rafa kaldırıyoruz, tamam mı? Hatta çöpe atıyoruz, yakıyoruz, okey diyoruz. Ben artık bizim kendi hikayemizi okumak istiyorum Ada. Aşk kendi seçer.